İslam dini bundan 14 asır önce Arabistan Yarımadası'nda doğdu. İslam'ın doğduğu 7. yüzyılın başlarında Arabistan dünyanın en karışık bölgelerinden biriydi. Bu karanlık ortam İslam dininin gönderilmesiyle birlikte tamamen değişti. Allah, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı vahyederek insanlara İslam ahlakını bildirdi. Bununla birlikte şiddet, barbarlık ve cehalet içindeki Arap toplumu barış, adalet, hoşgörü ve merhameti öğrendi. Üstelik yalnızca Araplar değil, daha pek çok millet İslam'ın ışığıyla aydınlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dört halife döneminde İslam dünyasının sınırları doğu ve batıya doğru genişledi. Farklı milletlerden pek çok insan İslam bayrağı altında birleştiler. Kabile çatışmalarına, sonu gelmeyen kan davalarına boğulmuş olan Orta Doğu, İslam ahlakının yayılmasıyla huzura kavuştu. Yalnız Araplar arasındaki kabile savaşları değil, Müslümanlığı kabul eden tüm kavimlerdeki çatışmalar da son buldu. Kimi Hristiyan mezhepleri arasında kıyasıya devam eden mücadeleler dahi, Müslümanların hakim oldukları topraklarda barışla sonuçlandı. Birbirlerini acımasızca yok etmeye çalışan gruplar, İslam bayrağı altında birbirlerine yaşam hakkı tanır ve saygı gösterir oldular. İslam'ın indirilmesiyle birlikte bilimde, kültürde, düşüncede ve sanatta da daha önce eşine az rastlanan bir yükseliş yaşandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından da İslam'ın yükselişi hızla sürdü. İslam'ın adaleti ve yüksek ahlakı Arabistan'da dalga dalga yayıldı. İslam dini birkaç on yıl içinde tüm Mezopotamya'ya ve Kuzey Afrika'ya yayıldı. Batıda İspanya'ya, doğudaysa Hindistan'a kadar ilerledi. 100 yıl içinde İslam İmparatorluğu çok büyük bir alana yayılmıştı ve çok güçlü bir yönetime sahipti. Bu geniş coğrafyada Hristiyanlar ve Yahudiler başta olmak üzere pek çok farklı dini cemaat yaşamaktaydı. Müslümanlar fethettikleri bu topraklardaki tüm farklı inanç gruplarına büyük bir hoşgörüyle davrandı. Bu sıralarda Avrupa'da ise koyu bir bağnazlık ve barbarlık hakimdi. Katolik Kilisesi Yahudilere, hatta farklı mezheplerdeki Hristiyanlara büyük bir baskı uyguluyordu. Oysa Müslümanlar Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi kitap ehline karşı hep hoşgörülü ve merhametli davrandılar. İslam ahlakının insanlığa tuttuğu ışıklardan biri de bilimsel düşünce oldu. Kur'an, evrenin ve doğanın nasıl var olduğu ve işlediği gibi soruların cevaplanmasında Müslüman bilim adamlarına en büyük rehber oldu. Bu şuur, dünyanın o döneme kadar görülmüş en büyük bilimsel ilerlemesini meydana getirdi.
Müslüman alimler ayın dünya etrafındaki hareketini de hesaplamışlar ve matematiksel formüllerle kağıda dökmüşlerdi. İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki görkemli mimari eserler bu bilimsel altyapı sayesinde meydana getirildi. İslam'ın büyük bilimsel mirası, Avrupa'nın 15. yüzyılda başlayacak olan bilimsel yükselişinin de en önemli kaynağı olacak. Batılı bilim adamları, Müslümanlardan öğrendikleri bilgiler ve yöntemlerle modern bilimin temellerini kurdular. ...1299 yılında temeli atılan Osmanlı İmparatorluğu ise Türk İslam medeniyetinin en büyük ve en ihtişamlı imparatorluklarından biri olarak yükseldi. Osmanlı, adalet ve hoşgörüye dayalı devlet görüşü, üstün sanat ve mimari anlayışıyla Batı dünyası için önemli bir medeniyet örneğiydi. Tüm bu tarihi gerçekler, İslam ahlakının modern dünyanın inşasında öncü rolü üstlendiğini bizlere göstermektedir. İslam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyedildiği andan itibaren insanlığı doğruya, gerçeğe, güzele götüren en parlak ışık olmuştur. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Müslümanlar, gittikleri her yere hoşgörü, barış, bilim, sanat, estetik, temizlik ve refah götürmüşlerdir. Ancak 19. yüzyılın başlarından itibaren adaleti, merhameti, hoşgörüyü getiren Kur'an ahlakının yerine bir takım çarpık felsefe ve ideolojiler toplumlara benimsetilmeye başlanmıştır. Materyalist kökenli ideolojilerin insanların nefislerindeki bencillik, dünya hırsı, sorumsuzluk, başkaldırı, İsyankarlık gibi zaafları körüklemesiyle toplumların bozulma süreci başlamıştır. Kur'an ahlakını yaşamaktan taviz veren Müslüman toplumlar da bu bozulmadan paylarını almışlardır. Bu sapkın akımların yoğun telkin ve propagandaları sonucunda Müslüman dünyasında süregelen düzen ve dayanışma yerini kargaşa ve bölünmeye bırakmıştır. Bunun sonucunda ise Kur'an ahlakının gereği olan Müslümanların birlik ve beraberliği önemli ölçüde zarar görmüştür.